Sevgili dostlar, fizik çözer, metin çözere, fizikokoliye hepiniz hoş geldiniz. YGS Palme denemelerinin 13.sünü çözmeye başlayalım. Şekildeki negatif eksi yüklü elektroskopun topuzuna yüklü iletken bir küresel cisim dokundurulunca elektroskopun yaprakları arasındaki alfa açısı biraz küçülüyor. Küresel cisim başlangıçta eksi yüklü, artı da olabilir arkadaşlar. Eğer elektroskopun yükü A-5Q, dokundurulan cismin yükü artı Q ise arkadaşlar toplam yükümüz eksi olduğu için biraz küçülür. Demek ki arkadaşlar küresel cisim başlangıçta eksi yüklüdür diye kesin bir şey söyleyemeyiz. Elektroskopun başlangıçtaki yük miktarı küresel cismin başlangıçtaki yük miktarından büyüktür. Bunu da arkadaşlar kesin diyemeyiz. Çünkü elektron alışverişi, yük alışverişi yüksek veya büyük yükten değil, yüksek potansiyelden küçük potansiyele doğru olacaktır. Dolayısıyla da arkadaşlar bu konuda da kesin bir bilgimiz olmamaktadır. Her ikisi eksi de olabilir. Tabi arkadaşlar bu biraz kapandığı için neticede son durumda yine yükü ne olacaktır? Eksi olacaktır. Dokundurulan cisimlerin son durumdaki yüklerinin cinsi aynı olacağı için küresel cisminde elektroskobun da son durumdaki yükü negatif olacaktır. Cevabımız Balıkesir diyoruz. Kaldıraçlara benzeyen basit makinalarda yükün konulduğu, kuvvetin uygulandığı ve desteğin bulunduğu yere göre kuvvetten kazanç sağlanabilir. Buna göre yukarıda verilen basit makinelerin hangilerinde destek uç kısımdadır diye soruluyor. Arkadaşlar pensede zaten ortada olduğu görülmektedir. Şu arkadaşlar pensenin ucu görüldüğü gibi destek. Dolayısıyla arkadaşlar 2'yi siliyorum. İçinde 2 olanları da siliyorum. El arabası sevgili arkadaşlar. Evet, el arabası görüldüğü gibi güzel insanlar şu şekilde kuvveti buradan tutuyoruz ve destek burada, yük ise burada. 3 mutlaka vardır görüyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla içinde 3 olmayanları da silince güzel insanlar geriye ne kaldı? 1 ve 3 veya yalnız 3. Ceyhan veya Denizli. Gazoz açacağı. Sevgili arkadaşlar, gazoz açacağını tutma şeklimize bağlı olarak arkadaşlar gazoz açacağını şu şekilde tuttuğumuzda şuradan arkadaşlar sıkıştırdık ve kaldırdık. Görüldüğü gibi destek arkadaşlar uca geldi, yük ortaya geldi. Yükü yukarı doğru kaldırıyoruz. İşte arkadaşlar F, yük burada gazoz açacağı. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Destek ise gazoz kapağının ortasına gelmiştir. Dolayısıyla cevabımız Diyarbakır diyoruz. Su içinde yüzmekte olan K kabı sabit debili bir musluk ile suyla doldurulmaya başlanıyor sevgili arkadaşlar. Sabit debili, yani buraya her saniye eşit miktarda M kadar kütle akıyor. M, 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 M. Tabi buradaki yükseklik artışını sormuyor. Yükseklik artışını arkadaşlar sorsa şu şekilde olacağı görülüyor. Fakat bize sorulan bu değil. Nedir? K kabı tamamen su içine batana kadar geçen sürede K kabını etki eden kaldırma kuvvetinin zamana bağlı değişim grafiği. Arkadaşlar K kabının başlangıçta bir kütlesi olduğu için buna bir kaldırma kuvveti etki ediyor. Ve bu kütle düzgün olarak arttığı için kaldırma kuvveti de düzgün olarak artacak diyoruz. Eşit bölmelere ayrılmış taban olanları 2S olan arkadaşlar şekildeki kapta yoğunlukları 3D, 2D ve D olan sıvılar dengededir. Kap tabanını etki eden toplam sıvı basınç kuvveti 18 Newton. Kap tabanını etki eden sıvı basınç kuvveti. Buna göre kap içinde bulunan sıvıların toplam ağırlığı nedir diye sorulmuş. Sevgili arkadaşlar, buradaki sıvı basınç kuvveti F eşittir toplam basınç çarpı yüzey alanı HDG artı 2HDG artı 2H çarpı 3D 6HDG yazıyorum. HDG, H çarpı 2DG, 2HDG, 2H çarpı
3dg. O da ne yaptı arkadaşlar? 6hdg. Toplarsak 1, 2 daha 3, 6 daha 9. 9hdg çarpı 2s sevgili dostlar eşittir 18. Buna göre 9 kere 2 18 olduğu için sadeleşti. HDGS eşittir 1 oldu. Sevgili arkadaşlar buradaki toplam ağırlık bu sıvının, bu sıvının ve bu sıvının H çarpı 4S DG, H 4S DG, H 4S çarpı 2 DG sevgili dostlar ve bu sıvının ağırlığı 2H çarpı 2S. Bakın ilk önce hacmini buluyorum. H ile S'yi çarparak hacmini buluyorum. D ile çarparak kütlesini buluyorum. G ile çarparak ağırlığını buluyorum. 2H çarpı 2S hacmi çarpı 3D çarpı G. 2 kere 2 4 3 daha 12HDGS. 4 kere 2 8. Burada da 4 var arkadaşlar. Şimdi toplayalım. 12 12 daha 24 HDGS. HDGS 1 olduğuna göre cevabımız 24 olacaktır. Biraz zor bir soru diyebiliriz. Aslında zor değil ama işlemi var diyelim. Yukarıdaki saf su ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Üzerindeki açık hava basıncının artması kaynama noktasını yükseltir. Aslında bu bütün sıvılar için de geçerlidir arkadaşlar. Su için de geçerlidir. 1 atmosfer basınç altında artı 4 santigrat derecede öz kütlesi en büyüktür. Bu sadece su için geçerlidir. Üzerindeki basıncın azaltılması donma noktasını yükseltir. İşte arkadaşlar bu erirken hacmi küçülen, donarken hacmi büyüyen. Üzerindeki basıncı azalttığımız zaman arkadaşlar ne yapacaktır? Donma noktası ve erime noktası yükselecektir. Bu da sadece arkadaşlar erirken hacmi küçülen, donarken hacmi büyüyen. Şimdi arkadaşlar bu donarken hacmi büyüyecek. Arkadaşlar hacmi büyüyeceğinden dolayı basıncın artması donmayı ne yapıyor arkadaşlar? Zorlaştırıyor. Basıncın azalması ise donmayı kolaylaştırılıyor. Dolayısıyla cevabımız Edirne diyoruz. Deniz seviyesindeki ısıca yalıtılmış kaba X'ye saf sıvıları konuluyor. İlk durumda X'in sıcaklığı Y'nin sıcaklığından büyüktür. Tx, Ty, Tx daha büyük olduğu için X'ten Y'ye ısı akışı olacak diyoruz. İfadelerinde belirtilen hangileri doğru olabilir? X veya sıvı halde. Arkadaşlar her ikisi de sıvıymış. Sıvı kalabilir. Hal değişimi olmayabilir. Sadece X'in sıcaklığı azalır. Y'ninki artar. Zaten bir olabiliyor. Sevgili arkadaşlar eledim. X katı Y sıvı. Arkadaşlar X ısı verdiği için katı hale geçebilir. Y hal değiştirmiyor olabilir. Sıvı halde kalabilir. Evet. X katı evet. X arkadaşlar ısı verdiği için hal değiştiriyor. Eğer Y'de arkadaşlar kaynama noktasına gelmişse gaz haline geçebilir. Cevabımız Deyhan diyoruz. X veya katı cisimler şekildeki bir sıvı içinde dengedeyken ipteki gerilme kuvveti sıfırdan farklıdır. Demek ki ipi kestiğimizde Y yüzme durumunda, X de batma durumuna gelecek diyoruz sevgili arkadaşlar. Bu durumda X ve Y'nin yere göre potansiyel enerjileri verilmiştir. İp kesilerek sistem yeniden dengeleniyor. Buna göre EX ve EY'nin ilk duruma göre büyüklükleri nasıl değişir? Zaten görülüyor arkadaşlar. Y'nin yerden yüksekliği artıyor. Dolayısıyla artar. X'i ise arkadaşlar yere doğru geliyor. Yüksekliği azalıyor. Dolayısıyla azalır. Azalır, artar diyoruz sevgili arkadaşlar. Kesitleri kare, daire ve eşkenar üçgen biçimindeki küp, küre ve üçgen prizma biçimindeki kutulara şekildeki gibi I şiddeti, ışık şiddeti, I olan noktasal kaynaklar yerleştiriliyor. Taralı yüzeylerde oluşan ışık akıları arasındaki ilişki nedir? Sevgili arkadaşlar, bu yüzeyler tamamen kapalı olsaydı ışık akıları eşit olacaktı. 4 pi I. Şimdi bakıyoruz burada arkadaşlar 8 yüzeyden 6'sı. 6 bölü 8'ine ışık geliyor. Yani 3 bölü 4.
Burada arkadaşlar yarısına yani 1 bölü 2. Burada ise 3'te 2'sine 2 bölü 3. O halde arkadaşlar fi 1 eşittir 3 bölü 4. Fi 2 eşittir 1 bölü 2. Fi 3 eşittir 2 bölü 3 olmaktadır. Cevabımız görüldüğü gibi 0,75, büyük 0,66, o da büyük 0,5 olmaktadır. Yani 3, 1 büyük sevgili arkadaşlar, görüldüğü gibi 1 büyük 3'ten, o da büyük 2'den cevabımız Edirne olmaktadır. Karanlık bir odada aynı düzlemde bulunan saydam olmayan küresel cisim düzlem ayna ve beyaz perde şekildeki gibidir. Cisim şekildeki gibi düzleme paralel, paralel ışın demetiyle aydınlatılıyor. Buna göre perde üzerinde oluşan gölge deseni nasıldır? Sevgili arkadaşlar, bu soruyu çok gördüm. Şimdi birkaç kez birkaç yerde geldi arkadaşlar. Klasik bir soru. Bakın şuradan arkadaşlar yansıma. Şuraya ışık gelmiyor. Dolayısıyla arkadaşlar buradan gelen ışınlar şuralara bölgeye ışık gelmediği için burada bir tam gölge meydana geliyor. Bir de sevgili arkadaşlar bakın şuradan yani şuraya gelen ışın şu şekilde yansıdı mı? Evet. Bir de sevgili arkadaşlar şuraya gelen ışın böyle yansıdı mı? Evet. Buraya ışık gelmiyor. Çünkü arkadaşlar bakın şu aradan gelen ışın engele çarpacak ve geri dönecek. Dolayısıyla arkadaşlar burada da bir tam gölge oluşmaktadır diyoruz. Bundan dolayı cevabımız Deyhan olmaktadır. Şekildeki optik sistemde saydam olmayan noktasal K cismi düzlem aynalar ve gözlemci aynı düzlemdedir. Buna göre G noktasından X düzlem aynasına bakan gözlemci K noktasal cisminin kaç tane görüntüsünü görür diye soruyor sevgili arkadaşlar. Şimdi K cisminin buradaki arkadaşlar görüş görüntüsü burada. Buradaki arkadaşlar görüntüsü burada. Peki arkadaşlar gözden çizdiğimizde görüldüğü gibi iki tanesi kesim var. Bunu eledim. Peki arkadaşlar acaba K cisminin X aynasında görüntüsünün Y aynasında bir görüntüsü oluşuyor mu? Bakın arkadaşlar bu K'nın X'teki görüntüsünün Y için cisim teşkil etmesi için arkadaşlar bu görüntüden çizdiğimiz ışınların Y aynasına çarpması gerek. Çarpıyor mu? Hayır. Demek ki görüntüsü oluşmaz. Peki arkadaşlar K'nın Y'deki görüntüsü buradan ışın gönderdiğinde çarpıyor mu? Evet. Demek görüntünün görüntüsü oluşur. O halde arkadaşlar aynayı uzat, dik gel, geldiğin kadar git diyoruz sevgili arkadaşlarım. Şimdi burada sevgili arkadaşlar, evet sevgili dostlar, bakıyoruz. Bunu görebiliyor mu? Görebiliyor. Bunu görebiliyor mu? Görebiliyor. Şimdi arkadaşlar bunu da görüyor. Fakat ne diyor? K noktasal cismi X düzlem aynasına bakıyor. Dolayısıyla arkadaşlar X düzlem aynasında iki tane görüntüyü görecektir. Toplam gördüğü görüntü deseydi 1, 2, 3 olacaktı. Toplam oluşan görüntü deseydi yine 3 olacaktı. O halde arkadaşlar bu K'nın Y'deki görüntüsünün X'teki görüntüsüdür. Cevabımız Balıkesir olmaktadır. Aynı doğru boyunca hareket eden K ve L araçlarının konum zaman grafikleri şekildeki gibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur sevgili arkadaşlar? Sıfır T zaman alanında araçlar birbirine doğru yaklaşmaktadır. Evet bakın arkadaşlar biri X konumunda biri eksi X konumunda ve T anında yan yana geliyor. Demek ki birbirlerine yaklaşıyorlar. K ve L'nin yere göre hızları eşittir. Hız vektörel bir büyüklüktür. Bakın arkadaşlar bu sola yatık olduğu için bunun hızı negatif. K'nın hızı negatif. L'nin hızı ise pozitif. Sağa yatık doğruların eğimi pozitiftir. Dolayısıyla arkadaşlar 2 doğru değildir. T bölü 2 anında araçlar arasındaki uzaklık X'tir. Bakın arkadaşlar şurada aradaki uzaklık 2X'tir. Benzerlikten zaten arkadaşlar görebilirsiniz. X bölü 2 X bölü 2 T bölü 2 anında aralarındaki uzaklık da X olacaktır. Cevabımız 1 ve 3 diyoruz.
İş direnci önemsiz üreteç ile kurulan şekildeki devrede lambalar özdeş ve ışık vermektedir. Bu durumda zaten arkadaşlar gelen akım buradan ikiye bölündü. Buradan geçti. Burada birleşti. Tekrar geldi. Dolayısıyla hepsi ışık veriyor. Buna göre devredeki anahtarların tamamı aynı anda kapatılırsa hangi lambalar söner diye sorulmuş. Arkadaşlar anahtarları kapatalım ve bir harflendirme operasyonu yapalım. Buraya arkadaşlar A noktası dedim. Bir atladığımda B noktası olacak. B noktası düz yol. Düz yol, düz yol, düz yol, düz yol ve de düz yol sevgili arkadaşlar. Şimdi burada görülüyor arkadaşlar her iki ucu B noktasını gösteren X ve Y lambaları sönmek durumundadır. Görüldüğü gibi üreteç AB arasında, TAB arasında, Z yine arkadaşlar AB arasında. Yani üreteç ile TZ birbirine paralel bağlıdır. X ile Y kısa devre olmuştur diyoruz. Cevabımız Ceyhan diyoruz. Dolu bir havuzun içinde oluşturulan ses dalgaları hava ortamına geçiyor. Bu geçiş sırasında dalgaların hızı, frekansı ve dalga boyu nasıl değişir diye soruluyor güzel insanlar. Şimdi dedik ki frekans kaynağa bağlı, ortama bağlı değildir. Dolayısıyla arkadaşlar eledik. Frekans değişmeyecek. V eşittir lambda çarpı f. Frekans sabit. Hız artarsa artar, azalırsa azalır. Yani arkadaşlar artar artar ya da azalır azalır olacak. Değişmez artar diye bir şey söz konusu değil. Sevgili arkadaşlar, su ortamından hava ortamına geçen dalganın sesin hızı azalmaktadır. Bundan dolayı dalga boyu da azalacaktır. Ne dedik arkadaşlar? Sesin hızı katılarda en büyük. Örneğin demir ve çelikte 5000, suda arkadaşlar ve sıvı 2000, havada ise arkadaşlar 340. Yani ve katı büyüktür ve sıvı büyüktür ve gaz ne için? Ses için Ceyhan dedik. Yatay düzlem üzerindeki 9 özdeş mıknatıs şekil 1, 2, 3'te verilen konumlarda hareketsiz tutulmaktadır. Buna göre şekillerde X, Y, Z mıknatıslarına etki eden bileşke manyetik kuvvetlerin büyüklükleri arasındaki ilişki nedir diye soruluyor. Sevgili arkadaşlar SN'i ne yapacak? Çekecek. Aradaki uzaklıklar da eşit olduğu için kuvvetlerin büyüklükleri eşittir F. Sevgili arkadaşlar S'i itecek. Görüldüğü gibi F. Bu da bunu itecek F. Bunu etki eden kuvvet ikisi de aynı yönde olduğu için 2 F. N'i itecek F. S'i itecek F. Eşit büyüklükte ve zıt yönde olduğu için arkadaşlar Fy eşittir 0 olacak. Nn'i itecek. Ns'i çekecek. Ff. İkisi de aynı yolda olduğu için arkadaşlar Z'ye etki eden kuvvetimizin 2F olduğu görülmektedir. 2F, 2F, 0. Fx eşittir Fy, Fz. Onlar da büyüktür Fy. Cevabımız Adıyaman diyoruz. Bir daha görüşünceye kadar hoşça kalın. Fizik okulükte kalın. Kendinize çok iyi bakın. Denemelerimizi, videolarımızı izlemeyi, abone olmayı ve bütün insanlığa duyurmayı unutmayın diyoruz sevgili arkadaşlarım.